Merhaba arkadaşlar. Şimdi 9. sorumuzla başlayalım. 9. sorumuz faktöriyel ile ilgili ve sol tarafta verilen eşitlikten yararlanarak bize n ifadesinin ne olduğu soruluyor ve cevaplarımız da sağ taraftaki şıklarda verilmiş. Şimdi hangisinin doğru olduğunu bulmaya çalışalım. Şimdi buradaki ifadeyi tekrar bir yazalım. N artı 1 faktöriyelin karesi artı n faktöriyelin karesi bölü n artı 1 faktöriyelin karesi eksi n faktöriyelin karesi. Şimdi bu ifade 61 bölü 60'mış. Biz bu ifadenin önce neye eşit olduğunu yazalım. N artı 1 faktöriyelin karesi ne demek? N artı 1 faktöriyel çarpı n artı 1 faktöriyel demek. Bu ifadeyi önce bir yazalım. Eksi n faktöriyelin karesi artı n faktöriyelin karesi bölü n artı 1 faktöriyel çarpı n artı 1 faktöriyel eksi n faktöriyel kare. Şimdi bu ifadeyi düşündüğümüz zaman bu ifade nedir? Arkadaşlar n artı 1 faktöriyel n artı 1 çarpı n faktöriyeldir. Bu da n artı 1 çarpı n faktöriyeldir. O zaman buradaki ifade şu. N artı 1 çarpı n faktöriyel n artı 1 çarpı n faktöriyel eksi n faktöriyelin karesi artı n faktöriyelin karesi bölü n artı 1 çarpı n faktöriyel n artı 1 çarpı n faktöriyel eksi n faktöriyelin karesi. Bu da n artı 1'leri bir tarafa n faktöriyelleri bir tarafa alacak olursak n artı 1'in karesi çarpı n faktöriyelin karesi artı n faktöriyelin karesi bölü n artı 1 kare çarpı n faktöriyelin karesi eksi n faktöriyelin karesi eder. Üstü de altı da n faktöriyel parantezini aldık mı ya da üstü de altı da n faktöriyele böldük mü? En iyisi bölmek bu durumda. N artı 1'in karesi artı 1 bölü n artı 1'in karesi eksi 1 elde ediyoruz. N artı 1'in karesi n kare artı 2n artı 1'dir. Ve artı 1 ifademiz var burada. Bölü yine aynı ifade n kare artı 2n artı 1 bu sefer eksi 1. Yani üst taraf n kare artı 2n artı 2. Alt taraf ise n kare artı 2n'miş. Şimdi arkadaşlar 61 bölü 60 ifadesi aslında neye eşit? 122 bölü 120'ye eşit. Şimdi burayı 122 bölü 120'ye eşit diyecek olursak üst tarafı biz ne olarak yazabiliriz? Yani payını 120 artı 2 olarak yazabiliriz. Dikkat ederseniz burada n kare artı 2n, burada da n kare artı 2n artı 2 var. Yani buradaki n kare artı 2n ifadesinin ne olması gerek bu durumda? 120 olması gerek. Ve burada düşünecek olursak n kare artı 2n nedir? N çarpı n artı 2'dir. Yani bu 120'ye eşit. Bu durumda n'in 10 olduğu çok açık bir şekilde görülüyor. Demek ki cevabımız B şık. Şimdi 10. sorumuzu görelim. 10. sorumuzda x ve y elemandır gerçel sayılar olmak üzere y eksi x eşittir 1, y eksi mutlak değer x eksi y eşittir 2 eşitlikleri verilmiş. Ve bize x artı y'nin ne olduğu soruluyor. Cevaplarımız da sağ tarafta verildiği gibi 5'ten 9'a kadar olan doğal sayılar. Şimdi çözümümüze başlayalım. Çözümümüz şöyle. Şimdi eğer y eksi x'in biz ilk eşitlikten 1 olduğunu biliyorsak o zaman neyi biliyoruz? X eksi y'nin mutlak değerinin de 1 olduğunu biliyoruz. Çünkü içerideki ifade eksi 1 ve bu da 1'e eşit. O zaman ikinci eşitliği kullanacak olursak şu eşitliği kullanacak olursak burada ne var? Y eksi 1 eşittir 2 var. Yani y'nin 3 olduğunu buradan buluyoruz. Tekrar ilk eşitliğimize dönecek olursak buradan o zaman 3 eksi x'in ne olduğunu biliyoruz. 1. Çünkü y ne?
3, 3 bulduk az önce. Bu durumda x ne? X eşittir 2. Demek ki x artı y neymiş? 2 artı 3'ten 5. Yani cevabımız bu soru için A şıkkı. Şimdi 11. sorumuzu ele alalım. Bu soruda x, y, z birer tam sayı ve 2x eşittir 3y eşittir 5z eşitliği verilmiş. Ve bize x artı y artı z'nin alabileceği değerlerden 100'e en yakın olanın ne olduğu soruluyor. Cevapta hemen sorunun altında gördüğünüz şıklardan birisi olacak tabii ki. Şimdi sorumuzu çözmeye çalışalım. Şimdi 2x eşittir 3y eşittir 5z eşitliğinde 2, 3 ve 5 var. Ve buradan bir oran orantı sorusu var aslında. Burada yapmamız gereken 2, 3 ve 5'in en küçük ortak katını bulmak. Bu da 30. Ve 2x eşittir 3y eşittir 5z'yi bir 30k ve k da birer tam sayı olmak üzere eşitlediğimiz zaman buradan x'in eşittir 15k, y'nin ise 10k, z'nin ise 6k olduğunu görüyoruz. Bize sorulan ifade ise x artı y artı z ifadesiydi. O da 15k artı 10k artı 6k'dan 31k ediyor. Şimdi 31k ifadesindeki k'nın tam sayı olduğunu söyledik. Fakat 100 pozitif olduğu için pozitif tam sayılarla işe başlamak burada daha mantıklı. Şimdi k eşittir 1 için 31k ne oluyor arkadaşlar? 31 oluyor. K eşittir 2 için 31k ne oluyor arkadaşlar? 62. K eşittir 3 için 93. K eşittir 4 için böyle devam edecek. Burada da gördüğünüz gibi 100'den giderek uzaklaşmaya başladık. Burada önce 100'e yaklaştık, sonra da 100'den uzaklaşmaya başladık. Ve buradaki 100'e en yakın değer bulduğumuz 93 değeriydi. Yani cevap bu soru için A şıkkı. Şimdi 12. sorumuza geçelim. 12. sorumuzda A'nın bir eşit olduğu ifade verilmiş ve A'yı bölen asal sayıların toplamı soruluyor. Şimdi bu ifadeyi incelediğimiz zaman A 13 artı 26 artı 39 artı 3 nokta artı 169 ifadesi. Şimdi bu ifadeye dikkatli baktığımız zaman 13'ün katlarını görüyoruz aslında. Yani ilk ifade 13 çarpı 1, ikinci ifade 13 çarpı 2, üçüncü ifade 13 çarpı 3 ve buradan devam edecek olursak 13 tane ifade var ve 13. ifade ise 13 çarpı 13. Yani biz buradan A'yı yazacak olursak A eşittir 13 çarpı 1 artı 13 çarpı 2 artı 13 çarpı 3 artı 3 nokta artı 13 çarpı 13 elde ediyoruz. Ve bu ifadeyi 13 parantezine aldığımız zaman 13 çarpı 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta artı 13 geliyor. Ve hepiniz biliyorsunuz bu 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı nedir? N çarpı n artı 1 bölü 2. Yani buradaki ifade 13 çarpı 13 artı 1'den 14 bölü 2, yani 13 çarpı 7. O zaman bu ifade neye eşitmiş? 13 çarpı 13 çarpı 7'ye, yani 13'ün karesi çarpı 7. Şimdi asal çarpanlarına ayrılmış bir ifade söz konusu ve bize A sayısının asal bölenlerinin toplamı soruluyordu. A'nın bir asal böleni 13, diğer asal böleni ise 7. 13 artı 7 ise 20. Bu sorunun cevabı C şık. Hocamdan Dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.